Bu benim değilse hemen gizli bir soru geliyor. O zaman bu vücudun sahibi kim? O zaman bu vücudun sahibini bulduğum anda ben Malikiyet davasından vazgeçmem lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, gecemiz mübarek olsun. Duaların reddolunmadığı 5 geceden bir tanesindeyiz. Yani Perşembe, Cuma gecesi. İnşallah Cenab-ı Hak bu gece yüzüstü hürmetine bu korona hadisesini bir an önce vazifesini tamamlayıp üzerimizden almasını niyaz ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda camimize, cemaatimize, sohbetlerimize eskisi gibi kaldığımız yerden devam ederiz. Cenab-ı Hak şu anda bütün hastalara da acil şifalar ihsan eylesin. Evet, koronavirüs salgını vesilesiyle hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmetleri ve rahmet yönlerini anlamak üzerine yaptığımız çalışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç gün fasıla verdik elde olmayan sebepler yüzünden. Şimdi okuyacağımız, tefsirini yaptığımız ayetler hangileri, tekrar edelim. Bakara Suresi 156. O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak O'nadır derler. İkinci ayet-i kerimede Şuara Suresi 79 ve 80. ayetler. Beni yediren ve içiren O'dur, hastalığımda bana şifa veren de O'dur. Bu ayetlerin tefsirinin yapılmış olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de geçen musibet, hastalık ve sıkıntılarla ilgili ayetlerin de bir nevi manevi tefsirinin yapılmış olduğu 25. lemayı okuyoruz. Amacımız Kur'an'ın bu ayetlerini anlamak, bu ayetlerine muhatap olmak. Amacımız Kur'an'ı anlamak üzere. Lisan nuru da bir araç olarak kullanıyoruz. Evet, 4. devaya gelmiştik ve 4. devada giriş cümlesi şöyle başlıyor. Ey şekvacı hasta, yani şikayet eden hasta. Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Şimdi hüküm başta verildi. Şekva etmeye hakkımız yok. Tam tersi, sabredip şükretmeye hakkımız var. Onu yapmamız lazım. Sebep? Devamında açıklıyor. Diyor ki çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize bu manayı anlatmak için sürekli hem kendimizi hem de kainattaki yaratılışa bakmayı emrediyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i mütefekkirane okumamız lazım. Yani düşünerek, üzerine kafa yorarak okumamız lazım. Ama dedim ya, pek maalesef alemi İslam içerisinde revaçta olan bir mesele değil bu. Yani kronik bir hastalığımız. Ve ayet-i kerimeye baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın bize bu manada özellikle azalarımıza bakmak noktasında bir emri var. Bakın diyor ki قُلْ مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Önce sema ve arza nazarı çevirdi Kur'an-ı Kerim. Diyor ki sema ve zemini rızkınıza 2 hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, buradan hububatı, yani arzdan hububatı, yemişlerimizi çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemindeki muti hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Şimdi ayet soruyor. Hayır, getiremez. Değil mi? İkinci ayetin devamında "Emmen yemliku sem'a vel ebsara" dedi. Yani bize lazım olan yer burasıydı. İkinci fıkrada der ki ayet-i kerime, bak silsile şeklindeki sayıyor. Sizin azalarınız içinde en kıymettar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymettar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden O'dur ki bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rab O'dur, mabut da O olabilir. Şimdi ben bazen çocukları yapıyorum. Biraz daha böyle yaşı, aklı buluğa yaklaşan çocuklara. Çocuğun mesela elini tutuyorum. Diyorum ki bu eli nereden aldın diyorum. Çocukta acayip bir farkındalık oluyor. Bakıyor şimdi, tamam mı, eline. Çok garip bir şey yani. Çünkü ilk hiçbir zaman düşünmemiş. Yani o elin nereden alındığı. Ve aynı gariplikte bizde maalesef çoğu zaman vücudumuz üzerindeki bu kıymetli vücudu organlarımızın farkında değiliz. Biz daha çok mülk boyutundaki güzelliğimize bakmak için aynaya bakıyoruz. İşte saçımız, tipimiz, işte varsa sivilcemiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizden istemiş olduğu şey uzuvlarımıza bakmak. Yani yaratılıştaki o mükemmelliğe bakmak. Gerçekten de insan nazarını aynaya çevirdiğinde, hani suretine değil de siretine baktığında o suret içerisindeki, yani manayı ismi, manayı harfi dediğimiz. Manayı ismi benim gözüken zahiri vücudum. Manayı ismi arkasındaki manayı harfi, yani o vücut arkasındaki müthiş yaratılışa dikkat çeker Kur'an-ı Kerim. Ve uzuvlarımıza baktığımızda gerçekten de muhteşem bir yaratılış vardır. Ve bununla beraber bakın devamında başka yerde diyor ki, hani biz şekva etmeye hakkımız yok ya. Neden yok? Çünkü insanın vücudu ve cesedi onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Mesela insan neyden yaratıldı? Ufacık bir sperm parçasından, bir su damlacığından Cenab-ı Hak insanın cesedini halk ediyor. Bakın şu vücut bir sperm parçasından halk ediliyor. Her şeyi yiyorsun, bir vücut dokunuyor. Yani muhteşem bir yaratılıştır insanın yaratılışı. Ki bütün mahlukatın yaratılışı aynı ama insanınki gerçekten de ayrı bir muhteşemdir. Ve o vücudu diyor yolda bulmuş lakita, yani yolda bulunmuş da öyle rastgele alınmış olarak temellük etmiş de değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış, insan da almış değildir. Şimdi bütün bunların hepsinin değeri var. Aynen bunun gibi de şimdi. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, mesela bir hayvandan üstün şekilde bizim irademiz ve şeyleri yapma kabiliyetimiz var. Hani vücuda çıkarma değil ama bir kesb olarak bir şeyi isteme, bir şeyi vücuda çıkartma için bir irade vermiş Cenab-ı Hak, ihtiyar vermiş bize. Peki bu kadar geniş, mahlukat içerisinde en geniş bu noktada hakkı sahip olan insan iken, efal-i ihtiyarıyla kendisine mal zannettiği efalin, yani yapmış olduğu fiillerin ekil ve şürp gibi, yani yemek içmek gibi en adi bir fiilin husulünde 100 cüzünden ancak bir cüzü insana aittir. Yemek içmek fiilinde bile yalnızca senin yaptığın tek şey belki bir yutkunmaktır. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar elimiz dar bir şey. Bak devamında şimdi vücudun bize olmadığını anlatıyor ve devamında şuuri olmaksızın senin lehinde ve aleyhinde çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani zişurdur. Mesela şu anda bizim ateş seviyemiz 36,5 derece seviyesinde. Bakın 36,5 seviyesinden şu anda 38 seviyesine yaklaşan kişiler ne yapıyor? Panik yapıyor değil mi? Hastalık alameti. Şimdi ben birkaç günden beri böyle uğraştığım için, tamam mı? Yani sürekli derece elimde, sürekli ölçüyorum. Ve bakıyorum 36,5, oh, diyorum 36,5. Geçen 38,5 oldu, ondan sonra 38,5 oldu bak. Demek ki benim vücut ateşimin dengesini bir seviyede tutan bir zatı var. Ve ben yıllarca benim ateş seviyemin bir seviyede tutulduğunun farkında değildim. Çoğu zaman unutuyoruz. Aklınıza gelen var mı? Yok. Mesela sair vücudumuzun organlarına baktığımız zaman çoğu vücut organımızın yerini bilmeyiz. Mesela insanda pankreas var. Pankreasın yerini bilen var mı? Mahmut abi sen biliyor musun pankreas nerede? He? Ha, böbreği bilirsin. Böbreği ben de bilirim. Çünkü insan yaşlanınca ağrının olduğu yerlerdeki organları tek tek öğrenmeye başlar. Mesela pankreası bilmem. Mesela dalağımız var bizim. Dalağın nerede olduğunu bilmem. Ama benim vücudumda şu anda dalak sistemi çalışıyor. Pankreas sistemi çalışıyor, değil mi? Bakın benim şuurum olmadığı halde vücudumda bir sürü şuurlu fiil yapılıyor. He, demek ki bu neyin göstergesi? He, kardeşim o zaman demek ki bu vücut bana ait değil. Benim bu vücut üzerinde hiçbir tasarrufum yok. Benim bu vücut üzerinde hiçbir tasarrufum olmadığı için benim bu vücuda ve hatta bu vücut üzerinde yapılan tasarrufa itiraz hakkım yok. Çünkü benim değil. Önce bunu anlamam lazım. Bu vücut benim değil. O zaman bak devamında diyor ki şimdi sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Olay bu. Bu benim değilse hemen gizli bir soru geliyor. O zaman bu vücudun sahibi kim? O zaman bu vücudun sahibini bulduğum anda ben Malikiyet Davası'ndan vazgeçmem lazım. Malikiyet Davası'ndan vazgeçtikten sonra bu vücudun malikini tanıdıktan sonra bilmem lazım ki kardeşim Cenab-ı Hak da bu vücudun sahibi. Bu vücut üzerinde istediği gibi tasarruf eder. Doğru mu? Bakın mesela insanlara Cenab-ı Hak bir malikiyet duygusunu cüz'i olarak anlaması için, kendisindeki mutlak malikiyeti cüz'i olarak anlaması için insanlara cüz'i malikiyet vehmi vermiştir. Mesela biz de bazı şeylere sahip çıkarız. Mesela benim çocuğum deriz, değil mi? Mesela benim hayatım, işte benim evim. Bir şeylere sahiplenirsin ki, çünkü bu sahiplenme olmazsa mutlak malikiyeti idrak edemeyiz biz. Ama o mutlak malikiyeti idrak etmek için verilen bu vehmi, hakikati olmayan malikiyet davası birazcık daha ileri giderse insanda, bu sefer insan kendine ait bazı şeyleri kendine ait zannetmeye başlar. Ve en büyük problem de burada başlar. Ve bunun alameti nedir? Mesela başımıza gelen bir musibet, sıkıntı, hastalıkta, özellikle şu anda mesela, şekva ve itiraz halleri ortaya çıkar. Mesela yüzümüzü ekşitiriz. Niye böyle oldu? Keşke olmasaydı. Niye? Mülk senin mi? BTV binaları yazmak kolay. Mülk Allah'ındır diyor. Arabaların arkasında yazmak çok kolay. Mülk Allah'ındır. Mesela mülk Allah'ındır kelamını kalbe yazmaktır. Yoksa dışarı yazmak çok kolay. Slogandır yani. İçi boş. Mülk Allah'ınsa mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sen şimdi cüz'i kendimize ait bazı şeylerde istediğimiz gibi tasarruf yapabiliyoruz mesela, değil mi? Mesela adam bakıyorsun saçını mora boyatmış. Mor ya, bildiğin mor. Ya mor saç mı oldu kardeşim? Diyor kardeşim benim saçım. Bak, cüz'i bir malikiyet davasında kendine ait zannetmiş olduğu bir şeyde istediği gibi tasarruf etme hakkını insan kendinde görüyor. Ama malikül mülk olan Cenab-ı Hak, hakiki mülk sahibi olan Cenab-ı Hak, bir mülkünde istediği gibi tasarruf etme meselesi gelince buna itiraz etmeye başlıyor. Diyor ki niye böyle oldu? Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. İşte bunun hepsi malikiyet davasıdır. O yüzden şekvaya hakkımız yok. Çünkü malik değiliz. Bakın, cehenneme nezaret eden meleğin ismi nedir biliyor musun Hafız? Cehennemde nezaret eden melek var ya bir tane, böyle hadislerde geçen. Malik'tir. Niye Malik? Osman değil. Osman değil, Mehmet değil. Malik'tir. Malik sahip olmaktır. Ve insanı cehenneme atacak olan, çoğu insanı cehenneme atacak olan en büyük hakikat nedir? En büyük günah, insanın bazı şeylere sahip olduğunu zannetmesidir. Malikiyet dava ettiğimiz her şey bizi cehenneme yuvarlayacak. Alem ahirette. Bu dünyada da, bakın, bu dünyada da sahip olduğumuzu zannettiğimiz ve Allah'tan hırsızladığımız, üzerinde benim dediğim şeylerde tasarruf yapıldıkça bu dünyada cehennem azabı yaşamaya başlayacağım. Ama ne zaman ki malikiyet davasından vazgeçeceğim, diyeceğim ki malikel mülk Allah'tır, mülk Allah'a aittir dediğim anda, o zaman kendi üzerinde olsun, bana emaneten verilen şeyler üzerinde olsun, bütün tasarruflara karşı ne yapacağım? Boyun bükeceğim. O zaman Kur'an-ı Kerim'de bana ifade edilen Ali İmran Suresindeki mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zilledersin. Ne zaman ki bu mülkü teslim ettin. Bugün aziz olursun, yarın Cenab-ı Hak zillete atar. Yarın zillete çıkartır, seni aziz eder. Cenab-ı Hak istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Çünkü mülk O'nundur. Bunu böyle kafamıza kazmamız lazım. Yani o yüzden bu tabii zor bir şeydir. Yani bu bir eğitimle olacak olan bir şeydir. Ve bu musibetler, hastalıklar, sıkıntıların hepsi bize bu malikiyet davasından kurtarmak için, ben öyle bakıyorum, nedir? İlahi böyle operasyon, cerrahi operasyonlardır. Cenab-ı Hak bize operasyon yapıyor. Bu uğrun alınması lazım. Ama bu senin hayatın değildi. Bak işte hayat senin olsa dışarı çıkabilirdin. Bak çıkamıyorsun işte. Bak hayat benim olsaydı ben şimdi eve giderdim ama eve gidemiyorum. Çocuklarım benim olsaydı bak hepsi yanımda olurdu. Yanımda değiller. Benim değiller çünkü. Ben de bana ait değilim işte. Bak elim ayağım tutmuyor veya hasta oluyorum, sıkıntı yaşıyorum. Bana ait olan ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şeyin bana ait olmadığının farkına vardığımda bu dünyada rahat etmenin yolu budur. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatına karşı sen kul olaraktan ne yaparsın? Boyun bükmeye başlarsın. O zaman senden bir kul olmuş olur. Yoksa her şeye itiraz eden, her şeye bunalıma gelen, öfleyen, puflayan, şikayet eden, isyan eden, küfreden bir insandan bir kul olmaz ki ya. Farkında değiliz ama biz öyle bir şeye alışmışız ki, ben kendimde bunu tespit ettim. Veren Allah'ı seviyoruz biz galiba. Şimdi üstadın musibetlerle, hastalıklarla ilgili yerlerine bakıyorum böyle. Bu dünyanın diyor sefasını çok gördüm. Az biraz diyor cefasını görsem yine şükrederim diyor. Ya Bediüzzaman'ın bu dünyada sefasını çok gördüm demiş olduğu hayatına baktığınızda 20 sene boyunca hapishanede yatmış, 18 kez zehirlenmiş bir zatın hayatından bahsediyorum yani. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan almış olduğu ders bu. Bu dünya hayatında lezzet namına bir şey bilmemek. Şimdi size bir örnek vereyim. Birazcık yataklarından şikayetçisiniz haklı olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasır üzerinde yatıyor. Değil mi? Hasır üzerinde yatıyor ve burasında böyle işte o hasrın izleri çıkmış. Hani hepinizin bilmiş olduğu Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor. Tabii o vaziyete bakınca ağlıyor yani. Sen diyor Kisra diyor saraylarda ondan sonra böyle lüks içinde yaşarken sen diyor bir hasır üzerinde yatmak diyor reva mıdır diyor ondan sonra değil mi? Ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatacaksa rahat edecekse onun etmesi lazımken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İstemez misin ya Ömer diyor. Dünya onların olsun ahiret bizim. Bu dünya hayatının benim diyor mesalim bir ağacın altında konup değil mi dinlenip göçen bir insan gibidir diyor. Bu dünya hayatında hiçbir zaman zevki ve lezzeti esas maksat yapmamış yani. Ha biz o mertebeye ulaşamayız eyvallah. Yani bizim o marifetullah enginliğimiz, derinliğimiz o kadar yok ama bunu bileceğiz en azından. Şikayetlerimizi minimize etmemiz lazım. Çok fazla şekva ediyoruz. Çok fazla şikayet ediyoruz. Çok fazla şikayetvari hal ve hareketlerde bulunuyoruz. Çünkü hafızalarımızda maalesef bazı şeylerin bizim olduğunu zannı var. Hiçbir şey bizim değil. O yüzden Malikiyet Davası'ndan kurtulmak lazım. Evet. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi bir misal verecek. Gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetdar servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydiriyor. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Şimdi güzel bir misal bu. Şimdi bu misali biraz açalım. Sanatkarın hususiyeti var. Yani o modeli tutan sanatkarın hususiyeti nedir? Özelliği gayet zengin ve mahir olması. Kendi zenginliğini ve mahir sanatını göstermek için ne yapıyor? Güzel sanatını göstermek ve kıymetli servetini göstermek için bir model tutuyor. Ve modelin de ücretini peşin veriyor. Diyor ki al sana 100 TL ücret kardeşim. Ben seni model olarak kullanacağım. Ondan sonra peki modelin hususiyeti nedir? Tutulan modelin özelliği miskin, fakir ve ücretini peşin almış. Bak bunu unutmayacağız. Ve bu model üzerinde yapılan bütün tasarrufat aslında mahir sanatkarın sanatını göstermek için yapılıyor. Mesela şu anda benim üzerimdeki gömlek, tam markasını söylemeyeyim, reklam olmasın, 10 liralık bir kumaş. Bu kumaşı bir model üzerine koyup o model üzerinde ne yaptılar? Kestiler. Biçtiler, iğne çektiler, tel çektiler işte vesaire vesaire vesaire. 20 TL'lik kumaşın değeri 10 misli arttı. Bugün mesela giydiğimiz takım elbiselerin kumaş toplamı, maliyet toplamı nedir? Belki de 150-200 lira yoktur. Ama ve lakin üzerinde yapılan tasarruf, değil mi? Üzerinde yapılan sanat ve üzerine basılan marka o 200 liralık kumaşı 2000 liraya, 3000 liraya belki modeline göre, markasına göre değil mi? 5000 liraya kadar çıkartıyor. Şimdi beni böyle model tuttu. Ben de model olarak duruyorum. Bana diyor ki elini indir. İndiriyorum. Kaldır, kaldırıyorum. Otur, oturdum, kalktım. Tamam mı? Biraz sonra artık yavaş yavaş diyorum ki oho sen de böyle beni oturup inceltiyorsun, kaldırıyorsun, yoruyorsun. Baksana gömleği kestin, biçtin, ne hale getirdin, ne güzel kumaştı. Bu hale getirdin. Demeye hakkım var mı o sanatkara karşı? Yok. Değil mi? Çünkü ben bak başta söylüyorum. Ücretini peşin almışım. Şimdi aynen bu misal gibi. Sani Zülcelal. Ey hasta! Göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsnasının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir. Çok vaziyetlerden seni değiştirir. Alıyor Cenab-ı Hak, eviriyor, çeviriyor, hasta ediyor, güzellik veriyor, bazen çirkinleştiriyor, bazen sıkat veriyor, bazen ondan sonra musibet veriyor, bazen hastalık veriyor, bazen yaralanma veriyor. Bir şeyler yapıyor Cenab-ı Hak. Niye bunu yapıyor? Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için yapıyor. Peki ben neyim? Ben ücretini peşin almış olan bir modelim. Ücretin peşin olarak ne almışım ben? Bakın bir insan hiçlikten vücuda gelip, taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp, yüksek bir derece-i nimet kazandığı halde. Bak bunlar verilmiş. Yokluktan varlık alemine çıkmışız. Varlık alemine çıkmış taş olabilirdik. Taş olmamışız. İnsan olmuşuz. İnsan olup bakın bugün koronavirüsüyle Çin'de mücadele ediyor olabilirdik. Düşünsenize hastalık geldi, mana yok. Din yok çünkü. Bakın din yok. Öldün, ebedi azabın var. Ama biz Müslümanız. Elhamdülillah. Değil mi? Bakın hastalık gelse de mana okuyoruz. Bak hala kaç gün oldu mana okuyoruz. Değil mi? Sonra ölsek de biz tek dünyalı değiliz ki ya. Elhamdülillah. Ahiret var. Değil mi? Cennet var. Biliyoruz ki böyle bir hastalıkta, musibette biz vefat etsek şehit hükmünde olacağız. Bak bunca nimetleri almışım. Ve bununla beraber bunların çoğu zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir derecede nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya suyu ihtiyarıyla veya suyu istimaliyle elinden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, aman ben ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Ücretini peşin almış olan bir modelin, o model üzerinde tasarruf yapan sultana karşı, o sanatkara karşı itiraz hakkı olmadığı gibi ben de ücretini peşin almış olan bir insan, bir kulum ve Cenab-ı Hakk'ın benim üzerinde yapacağı tasarrufat noktasında kesinlikle ve kesinlikle itiraz hakkım yoktur. Şekvaya hakkım yoktur. Şekva ediyorsam bu benim iman zafiyetidendir. İman şuurunun zayıflığındandır. Ve şekva çıkan dilden şükür çıkmaz. Şükür çıkmayan dilden de şekva eksik olmaz. O yüzden bileceğim ki tasarruf sahibi Cenab-ı Hak'tır. O isterse, istediği gibi. Celal ne yapar? Tasarruf eder, çevirir. Evet, sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Mesela şu anda Cenab-ı Hakk'ın Şafi esmasını arıyoruz. Ona aynadarlık yapmak için uğraşıyoruz. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Şafi esması ne kadar geniştir? Bütün kainattaki hastalıkların devası kadar. Bütün tıp ilminin branşları kadar. Hala açılım devam ediyor. Mesela hastanelere girdiğinizde şifahanedir. Hastahane değil. Şifahane aslında. Eskiden Osmanlı öyle derlermiş. Şifahane. Şifa çadırları varmış böyle otağlarda. Şifa çadırına götürün derler. Mesela şimdi biz hastahanede otomatikman bir kere insanları moralmen çökertiyoruz ya bak. Şifahane ne demek? Hastane ne demek? Hastane hastaların toplandığı yer. Şifahane şifa dağıtıldığı yer. Bir kere giderken otomatikman moral motivasyonla gidiyorsun bir tarafa. Diğer tarafta da hastayım ben. Hastaların toplanmış olduğu yere gidiyorum. Şifa. Mesela oraya şifahane yani hastaneye girdiğinizde tıp değil mi? Bakın göğüs hastalıkları değil mi? Dahiliye, hariciye, ondan sonra göz, işte kalp, romatizma vesaire bir sürü tıp alanında değil mi? Branşlar var. Bakın bunların hepsi ismi Şafi'nin açılımları. Şafi esması her an kendini bize tanıtıyor. Ve bütün hastalıklara karşı kullandığımız ilaçlar hepsi Şafi esmasının açılımlarıdır. Ve ilaç şifa vermez. Değil mi? Başka yerde ne diyor? İlaçlara hakiki tesiri veren nedir? Şafi hakikidir. İlaç içmek vesiledir, ibadettir ama bu manada. Yoksa ilaç içtim de iyi geldi deyip de şifayı ağrı kesici olaraktan ağrı kesmeyi vesile kılan o ilacı mutlak kesen bir iktidar sahibi olarak görmek iman zafiyetidir. Şafi hakikidir. Bakın hastanelerdeki bölümler, bütün ondan sonra tıp branşları ve bütün ilaçlar ve bütün devalar nedir? Cenab-ı Hakk'ın Eş-Şafi esmasının açımlarıdır. O yüzden biz tesbihatta ne sarabatımız var bizim? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi külü daim ve devain ve barik ve selim aleyhi ve aleyhim kefira diye dua ediyoruz değil mi? Yani bütün ondan sonra hastalıklar ve devaları sayısınca Efendimiz'e salat ve selam olsun. Çok bereketli ve şifalı bir salavat-ı şerifedir yani. Evet. Nasıl ki ben acıkınca Rezzak esmasına aydarlık yapıyorum. Değil mi? Hastalığında Cenab-ı Hak da bende Şafi esmasını gösteriyor ve tezahür ettiriyor. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar, rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Öncelikle şunu bileceğiz. Bakın çok önemli nokta bu. Abid namazında der: Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Halık ve Rezak, ondan başka yoktur. Değil mi? Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur. Böyle itikat ettiğimiz anda her ne gelirse başımıza ondan bir sürü hikmetler, rahmetler tecelli etmeye başlar. Eğer olayı ben doğru analiz edersem, iman şuuruyla analiz edersem, başıma gelen her ne olursa olsun, bu bugün korona olur, yarın başka bir şey olur, hiç önemli değil, hepsi benim için rahmet olacak. Bakın hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kul kendisi için, yani cennette hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, bir makam verilmiş ama bu makama ulaşmak için amel lazım. Ama bu gidişatta bizim o ameli yapma imkanımız yok. Çünkü kıl beşi, yaşa karıştırma işi gidiyoruz çoğu zaman, değil mi? Yani fazla bir gayretimiz gözükmüyor. Ama bana bir makam verilmiş. Şimdi o makama ulaşmak için de bir fatura ödemem lazım. Yani bir bedel ödemem lazım. Çünkü böyledir, bakın bu. Yani bedeli ne kadar fazla öderseniz o nispette hizmetiniz de farklı olur. Dünya işlerinde de böyledir, değil mi bu? Mesela ben şimdi faturamı çok yüksek ödediğimden dolayı benim için internet, ondan sonra mesajdır falan filan, bunların hiçbir değeri yoktur yani. Benim için kıymet harbiyesi yoktur. Yani para yazmaz bana. Çünkü neden? Ben işte falanca markanın platinyum müşterisiyim. Peki ben nasıl platinyum müşteri oldum? Her ay belli miktara para ödüyorum ben buna. Sen aylık 25 TL konturla ondan sonra bu imkanlara vasıl olamazsın, değil mi? Adam ne yapıyor? Yılbaşında, doğum günde bana özel hediye gönderiyor işte. Tamam mı? Ya da işte geçmişte pasta ikram ediyordu. Tamam mı? İşte diyor ki araba kiralayacaksan %50 indirimim var diyor. Sinemaya mı gideceksin diyor. Bir tane bilet diyor benden diyor mesela. Tamam, böyle bir sürü özellikler vermiş. Niye? Çünkü ben aylık 25 TL'lik kontur yüklemiyorum. Ben bir bedel ödüyorum. O bedel neticesinde bana bir makam veriliyor. Doğru mu? Aynen böyle de dünyada. Cenab-ı Hak cennette bize bazı makamları tayin etmiş. Mesela Hasan kardeşin cennette âli bir makamı var. Ve Hasan bu ibadetle oraya yetişme imkanı çok zor. Peki ne oluyor o zaman da? Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirir diyor. Şimdi bakın, benim hep söylemiş olduğum bir misal var. Cenab-ı Hak bu kainatta bizi belalarla eğitiyor. Bak bu çok önemli. Bu bela, musibeti böyle algılayalım. Öğreti olarak algılayalım. Yoksa sınamak değil. Ha bakın ne yapacak benim kulum falan. Bu artık bu bize yetti. İkinci adıma geçelim. Yani Cenab-ı Hak bana bir şeyler verecek ve bir şeyler öğretiyor. Bana bir şeyler ders veriyor. Ve bu dünya hayatında Celal Medresesi vardır. Bir Cemal Medresesi vardır. Bir de Celal Medresesi. Cemal Medresesi'nde hep güzellikler, hayırlar vardır. İkramlar vardır. Mesela biz bundan çok istifade ettik. Gezdik, ettik, dolaştık ki yani bu noktada en çok yani bu dünyanın kaymağını yiyen bir tane adamdan biri varsa o da fakirdir ondan sonra. Elhamdülillah meşru dairede. Çok gezdim, çok dolaştım, çok ayarda Cenab-ı Hak anlatmak nasip etti. Çok farklı yerler görmek nasip etti. Şimdi o medreseden dersler aldık. Şimdi Cenab-ı Hak Celal medresesine soktu bizi. Çünkü Celal ve Cemal birleşince kemal çıkar bu dünyada. Sırf Celal ve güzellikle terakki olmaz. Şimdi bizi aldı Celal Medresesi'ne ve burada birazcık bizi daraltıyor. Musibetle, hastalıkla, sıkıntıyla. Ve bakın Celal Medresesi'nden eğitim alanlar eğitim sürelerini çok hızlı bitirirler ve mükafatı çok büyüktür. Bak mükafatı çok büyüktür. Celal Medresesi'nden tayin olan kişinin makamı da çok yüksektir. Ama ciddi bir sabır lazım. Ciddi bir ondan sonra o hadiseyi okumak lazım. Yani belki de Cemal Medresesi'nden rahatlık içerisindeyken 50 senede kat edeceğim mesafeyi bu Celal Medresesi'nde emin olun ki belki de bir senede, belki de bir ayda kat edersin. O yüzdendir ki Cenab-ı Hak Allah dostlarını, değil mi, kendine yakın olanlar, başta peygamberler, evliyalara, ehlullah'a hep böyle sıkıntı ve musibet ve hastalıkları vermiştir. Çünkü terakki çok hızlıdır. Ama unutmayacağız ki Celal Medresesi'nde eğitim bu kadar sıkıyken ikram da büyüktür. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak nedir? Ya zel celali vel ikramdır. Önce celal ile terbiye eder, sonra da ikram eder. Unutmayacağız. Ya zel celali vel ikram. Önce celal ile terbiye eder, ondan sonra sabredersen ne yapar? İkram eder. Şu anda biz Celal Medresesi'nde ne yapıyoruz? Eğitim alıyoruz. Sabredersek, doğru okursak, şükrümüzü yerine getirirsek, günahlarımıza tövbe edersek, istiğfar edersek, ikram ondan büyük olacak. Bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hüzün yılı, değil mi? Amcasının vefatı, eşinin vefatı, süreç ve sonuçta Miraç denilen hiçbir insana muvaffak olmamış bir ikramla baş başa oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2020 Celal Medresesi'nden geçiyoruz. İnşallah bu Celal Medresesi'nin neticesinde çok büyük ikramlara mazhar olacağız. Ol şart ki kulluk şuurumuzu bozmayalım. Ondan sonra ayarımızı bozmayalım. Çünkü Cenab-ı Hak nedir? Ya zel celali ve ikramdır. Önce Celal Medresesi'nden geçirir, sonra mutlaka ve mutlaka ikram eder. O yüzden yapmamız gereken şey ne? Bugün Cuma gecesi. Ellerimizi sürekli böyle dezenfekte ediyoruz ya, maddi vücudumuzu izole etmeye çalışıyoruz. Bunlar hepsi yapmamız gereken şeyler. Devam edelim, yapalım inşallah. Bunları aksatmayalım. Bunlar çok önemli. İbadettir. Ama en önemlisi şu, manevi izolasyonu unutmayalım. Manevi dezenfekteyi unutmayalım. Yani tövbe, istiğfar, niyaz, dua, gece tazarru, Ya Rabbi bu musibeti başımızdan al, yaptığımız günahlardan dolayı geldi, kusurlarımızdan dolayı geldi, azgınlığımızdan dolayı geldi. Biz cümle günahlarımıza tövbe ettik Ya Rabbi diyerekten, nasıl ki kolonyayla, dezenfektanla ondan sonra ellerimizi temizleyip steril hale getiriyorsak, manevi vücudumuzda ne yapmamız lazım? Tövbe ve niyazla, değil mi? Duayla, ibadetle temizlememiz lazım ki Cenab-ı Hak bu musibeti başımızdan alsın. Cenab-ı Hak inşallah en kısa zamanda bu manayı anlayıp bu musibetten terhis olmayı hepimize nasip etsin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.